Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik sahnesi kitabında sınav sahnesi test 11 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyütüyorum. Türk bayrağının genişliği boyunun 3'te 2'si kadardır. Mesut, genişliği 40 cm olan 5 tane Türk bayrağı ile görsel 1'deki görünümü elde ediyor. Mesut, görsel 1'de oluşturduğu şeklin alanının az olduğunu düşünerek büyük bir Türk bayrağı daha alarak görsel 2'deki görünümü elde ediyor. Buna göre Mesut'un sonradan eklediği bayrağın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Yani bizden en büyük Türk bayrağının alanını istiyor. Şimdi genişliği 40 santimetreymiş arkadaşlar. Genişliği boyunun 3'te 2'si kadardı. 40'ı 2'ye bölüyorum. 20, 20 ile 3'ü çarpıyorum. 60 santimetre oldu boyunun uzunluğu. Büyük bayrağın genişliğini bulacağım arkadaşlar ilk önce. Burası 40, burası 60. 40 artı 60 diyorum. Ve büyük bayrağın genişliği 100 santimetre olarak geldi. Yani burası 100 santimetre. Genişliği boyunun 3'te 2'si kadardı. 100'ü 2'ye bölüyorum. 50. 50 ile 3'ü çarpıyorum. 150 santimetre olarak geldi. Yani burası 100 santimetre, burası 150 santimetre. Benden alanını istedim. 100 çarpı 150'den cevabım 15.000 santimetre kare olarak geldi. Bir öğrencinin dikdörtgen biçimindeki kimlik kartı yanda verilmiştir. Kimlik kartı üzerinde bulunan fotoğraf bölümü kenar uzunluğu 3 santimetre olan kare şeklindedir. Kimlik kartının fotoğraf bölümünün alanı. Kimlik kartının alanının 1/6 birine eşit olduğuna göre aşağıda görseli verilen kimlik kartlarından hangisi bu öğrenciye ait olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce fotoğrafın alanını bulacağım. 3 çarpı 3'ten 9 santimetre kare oldu. Fotoğraf bölümünün alanı kimlik kartının alanının 1/6 birine eşittim. 9 ile 6'yı çarpıyorum. 54 santimetre kare oldu. Bu kimlik kartının alanı. Direkt kimlik alanı diyorum. Buraya geldim. Kısa kenarım 5, uzun kenarım 27. 5 çarpı 27. 135 santimetre kare yapar. Ben 54 santimetre kare istiyordum. Kısa kenarım 6, uzun kenarım 18. Burası bana 108 santimetre kare olarak geldi. Kısa kenarım 6, uzun kenarım 9. Burası da bana 54 santimetre kare olarak geldi. Kısa kenarım 6, uzun kenarım 8. 48 santimetre kare. 54 santimetre kareyi aradığım için C'yi işaretledim. Mehmet ile Zeynep'in elinde görsel 1'deki uzunluğa sahip birer tane tel vardır. Görsel 2'deki gibi Mehmet elindeki telin kare şeklinde, Zeynep ise elindeki teli dikdörtgen şeklinde dönüştürmüştür. Daha sonra bu şekillerin içini boyayarak masanın üzerine görsel 3'teki gibi mavi ve yeşil renkli alanlar oluşturmuşlardır. Zeynep'in oluşturduğu dikdörtgenin uzun kenarı, Mehmet'in oluşturduğu karenin bir kenarının uzunluğunun 1/3 kadar daha uzundur. Buna göre görsel 3'te oluşan kare ve dikdörtgen şeklindeki alanların toplamı kaç santimetredir diye sormuş. İlk önce karenin bir kenarını bulacağım. 36'yı 4'e bölüyorum. Karenin bir kenarının uzunluğu 9 santimetre olarak geldi. Dikdörtgenin uzun kenarını bulacağım arkadaşlar. 3'te 1'i kadar daha uzunmuş. 9'un 3'te 1'ini bulalım. 3, 9 ile 3'ü topluyorum. Ve dikdörtgenin uzun kenarını ben 12 santimetre olarak buldum. Dikdörtgenin kısa kenarını bulacağım.
İki tane uzun kenarı var. 12 artı 12'den 24. Telin tamamının uzunluğu 36 idi. 36'dan 24'ü çıkarıyorum geriye. 12 santimetre kalıyor. 12'yi 2'ye bölüyorum. Ve dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 6 santimetre. Şimdi kareye geliyorum. Karenin arkadaşlar bir kenarı 9 santimetreydi. Karenin alanı 9 çarpı 9'dan 81 santimetre karedir. Dikdörtgenin alanını bulacağım. Uzun kenarım 12 santimetre, kısa kenarım 6 santimetre. 12 çarpı 6'dan burası da 72 santimetre yapar. 72 santimetre kare yapar. Toplam alanı bulacağım. 81 artı 72. 153 santimetre kare olarak geldi. Bir ışık kaynağından çıkan ışınları geçirmeyen bir cisme tutulan ışık, cismin arkasında gölge bölümler oluşturur. Işık geçirmez özelliğine sahip dikdörtgen kartonlara yandaki gibi ışık tutulmuş ve dikdörtgen gölge bölümler oluşmuştur. Dikdörtgen kartonların kenar uzunlukları görseldeki gibidir. Oluşan gölgelerin her ikisinin de alanları kendi kartonların alanlarının iki katı olduğuna göre aşağıda görsele verilen gölgelerden hangisi bu kartonlara ait olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce buranın alanını bulalım. Kısa kenar 20, uzun kenar 30, alan 600 santimetre kare. Gölgenin alanı buranın alanının iki katıymış. 600 ile 2'yi çarpıyorum. Burası bana 1200 santimetre kare olarak geldi. Buraya geldim. Kısa kenar 10, uzun kenar 15, 150 santimetre kare yaptım. Gölgenin alanını bulabilmek için 2 ile çarpıyorum. Gölgenin alanı 300 santimetre kare oldu. Hangisi gibi olabilir demiş. Kısa kenar 40, uzun kenar 60. Buranın alanı 2400 santimetre kare olarak gelir. Kısa kenar 20, uzun kenar 30. Buranın alanı 600 santimetre kare olarak gelir. Ama benim bulduğum 1200'e 300 olduğu için A şıkkım olamaz. 20 ile 45'i çarpıyorum. Burası 900 santimetre kare. 10 ile 20'yi çarpıyorum. Burası 200 santimetre kare. Ben 1200 ile 300 aradığım için burası da olamaz. 20 ile 60'ı çarpıyorum. 1200 santimetre kare. 10 ile 30'u çarpıyorum. Burası 300 santimetre karedir. C şıkkına ait olabilir dedim. D'ye geldim. 40 ile 20'yi çarpıyorum. 800 santimetre kare. 25 ile 30'u çarpıyorum. 750 santimetre kare yapar. 1200 ile 300 aradığım için C'yi işaretledim. Bir dosya klasörünün kapalı ve açık hali yandaki görsellerde verilmiştir. Görselde verilen klasörün kalınlığı 4 cm ve yüksekliği 30 cm olup yan kapakları kare biçimindedir. Bu klasörün kalınlığı ve yüksekliği değiştirilmeden yan kapakların alt ve üst kenarlarının uzunluğu 5'er santimetre uzatılarak yan kapakları birbirine eş dikdörtgen olan yeni bir klasör yapılabilseydi, oluşan bu klasörün açık halinin bir yüzünün alanı kaç santimetre kare olurdu diye sormuş. Burası 30, burası 4, burası 30. Şimdi uzun kenarını bulalım. Bana ne dedi? 5'er santimetre daha uzatalım dedi. 30 artı 30 artı 4 artı 5 artı 5. Burayı ben topladığım zaman 74 santimetre olarak buldum uzun kenarını. Burası kare biçimindeydi. Dolayısıyla burası da 30 santimetre oldu. Uzun kenarım 74 santimetre. Kısa kenarım 30 santimetre. Alanını istiyoruz. 74 çarpı 30'dan alanım 2220 santimetre kare olarak geldi. Üst yüzlü dikdörtgen şeklinde ve kalınlığı önemsiz olan bir masanın üst yüzünün uzunluğu tasarlanan bir mekanizma yardımıyla görsel 2'deki gibi 10 santimetre uzatılabilmektedir. Görsel 1 ve görsel 2'de bu masanın kapalı ve açık hali verilmiştir. Masa kapalı konumdayken üzerine görsel 3'teki gibi
Eni 12 santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir örtü serilmiş ve masanın sağı ile solundan eşit uzunlukta parçalar sarkmıştır. Yerden yüksekliği 40 santimetre ve kapalı konumdaki uzunluğu 120 santimetre olan bu masa açık konuma getirildiğinde ve sarkan örtü parçalarının zemin olan uzaklıkları 30'lar santimetre olmaktadır. Buna göre masanın üzerine serilen örtünün bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burası 120 santimetre. Masayı açtığımızda 10 santimetre daha artıyormuş. Yani 120 artı 10'dan 130 santimetre olacak. Örtünün uzunluğunu bulalım. Yeri olan uzaklığı 30 santimetre. Buranın tamamı 40 santimetre. 40'tan 30'u çıkarıyorum. Masadan sarkan yerleri 10 santimetre olarak geldi. 130 artı buradan 10 santimetre sarktı. Buradan 10 santimetre sarktı. Masanın örtünün uzun kenarını 150 santimetre olarak buldum. Şöyle çizelim örtüyü, örtünün açık halini. Bana ne dedim? Eni 12 santimetre. Uzunluğu 150 santimetre. Alanına geliyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Cevabım 1800 santimetre kare olarak geldi. Dört arkadaş aldıkları dikdörtgen şeklindeki kartonu görseldeki gibi sarı ve siyah çubuklarla farklı dikdörtgen bölgelere ayırabilmektedirler. Kerem ile Yusuf, siyah çubuğu kartonun uzun kenarına paralel olacak şekilde yukarı veya aşağıya kaydırabilirken Ali ve Veli de sarı çubuğu aynı şekilde kartonun kısa kenarlarına paralel olacak şekilde sağa veya sola doğru kaydırabilmektedir. Çubukların konumu görseldeki gibi iken Kerem ile Yusuf siyah çubuğu önce 25 santimetre yukarı, sonra 10 santimetre aşağıya doğru hareket ettiriyorlar. Ali ile Veli sarı çubuğu önce 35 santimetre sağa, sonra 15 santimetre sola doğru hareket ettiriyorlar. Buna göre son durumda beyaz karton üzerinde oluşan bölgelerden alanı en büyük olan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. İlk önce Kerem ile Yusuf'un hareketine bakıyorum. 25 santimetre yukarı, 10 santimetre aşağı, şuraları yazalım. 25 santimetre yukarı, 10 santimetre aşağı. Sonuçta arkadaşlar 15 santimetre yukarı kaymış oldu. Ali ile Veli'ye bakıyorum. 35 santimetre sağ, 15 santimetre sola. Sonuçta 20 santimetre sağa kaydırmış oldular. Şuraya biz şeklimizi çizelim. Daha yukarıya çizelim. Şimdi ilk önce sarı çubuğu çiziyorum. Sarı çubuk arkadaşlar bakın ona 60'tayken sarı çubuk nereye kayıyordu? Bakıyorum. 20 santimetre sağa kayıyor. Ona 20 santimetre ekliyorum. 30 oluyor. 60'tan 20 santimetre çıkarıyorum. 40. Yani sarı çubuk şu şekil gösterelim. 30'a 40'lık bir şekilde ayrılıyor. Buraya 30 dedim. Buraya 40. Şimdi siyah çubuğa geldim. 15 santimetre yukarı çıkıyor. 20'ye 15 ekliyorum. 35, 40'tan 15 çıkarıyorum. 25. Şöyle yapalım. Burası 25 santimetre, burası 35 santimetre oldu. İlk önce birinci bölgemizin alanını bulalım. Burası 25 ise burası da 25. Birinci bölgenin alanını bulurken şurayı temizliyorum. Birinci bölgenin alanını bulurken kısa kenar çarpı uzun kenar diyoruz. Ve burası arkadaşlar bana 750 santimetre kare olarak geldi.
İkinci bölgenin alanını bulalım. İkinci bölgeyi de burasın dedim. Burası 3 olsun. Burası 4. Kısa kenarım 25. Uzun kenarım 40. Alanım 1000 santimetre kare olarak geldim. Üçüncü bölgemin alanına geldim. Kısa kenarım 35. Uzun kenarım 40. Burası arkadaşlar 1400 santimetre kare oldu. Dördüncüye geldim. Kısa kenarım 30, uzun kenarım 35, alanım 1050 santimetre kare oldu. En büyük olan bölgenin alanını istiyordu. Üçüncü bölgem olduğu için diyorum ki en büyük olan bölgenin alanı 1400 santimetre karedir. Vedat kısa kenarı 20 santimetre, uzun kenarı 40 santimetre olan iki eş dikdörtgen karton almış ve görsel 1'deki gibi kesikli çizgiler boyunca kesip parçaları atmış ve görsel 2'deki kalan parçaları görsel 3'teki gibi birleştirmiştir. Birleştirilen kartlar kenarları boyunca birleştirilmiş olup üst üste gelmemiştir. Buna göre görsel 3'teki şeklin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şekil 3'te sarı kenarının şöyle söylüyorum arkadaşlar. Sarı kenarının uzunluğu 5 santimetre kısaldım. Yani 40'tan 5'i çıkarıyorum. 35 santimetre oldu. Burası. Burası 20 santimetreydi. Burası 35. 35 ile 20'yi çarpıyorum. 700 santimetre kare oldu. Görsel 3'teki sarı şeklin alanı. Maviye geliyorum. 10 santimetre kısaldı arkadaşlar. 40'tan 10'u çıkarıyorum. Burası 30. Burası 20. 20 ile 30'u çarpıyorum. Burası 600 santimetre kare oldu. Benden toplamını istedi. 700 artı 600'den cevabım 1300 santimetre kare olarak geldi. Meryem'in elinde gri renkli ve turuncu renkli kare şeklinde iki tane karton vardır. Meryem turuncu renkli kartonu şekil 1'deki gibi köşegeni boyunca kesmiş ve şekil 2'deki gibi birer kenarları boyunca birleştirmiştir. Meryem elde ettiği turuncu renkli üçgen kartonu gri renkli kartonun üst kenarı ile çakışacak şekilde şekil 3'teki gibi birleştirmiştir. Buna göre şekil 3'teki oluşan kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. 30'u 2'ye bölüyorum. 15 santimetre. Yani burası 15 santimetre oldu. Burası 30 santimetre olduğu için gri kartonun bir kenarının uzunluğu 30 santimetre oldu. Şimdi arkadaşlar, ilk önce ben turuncu alanı bulacağım. Burası 15, burası 15. 15 çarpı 15'ten turuncu şeklin alanı 225 santimetre kare olarak geldi. Şimdi griye geliyorum. 30 çarpı 30'dan 900 santimetre kare oldu. Toplamını istedi. Pardon, benden evet, benden toplamını istedi. 900 artı 225. Cevabım 1125 santimetre kare olarak geldi. Dikdörtgen şeklindeki bir karton şekil 2'deki gibi her birinin alanı 36 santimetre kare olan eş kare parçalara ayrılmış ve şekil 3'teki gibi farklı renklere boyanmıştır. Şekil 3'teki dikdörtgen karton oluşan parçalarda aynı renk bulunmayacak biçimde ve elde edilecek parçalardan birinin alanı diğerinin alanının iki katı olacak şekilde iki parçaya ayrılmak isteniyor. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Her birinin alanı 36 santimetre kare ise her bir karemin bir kenarı 6 santimetre olarak gelir. Karton pembe renkli kare ile gri renkli kareyi ayıran çizgi boyunca kesilmeli diyor. Yani buradan kesilirse burada 3 parça olur, burada 6 parça. Yani 6 parçayı 3 parça. Aralarındaki kat 2 katı olduğu için arkadaşlar bu doğrudur.
Karton kırmızı renkli kare ile yeşil renkli kareyi ayıran çizgi boyunca kesilmelidir demiş. Bakalım. Kırmızı ile yeşil buradan ayrılırsa. Burada 3 parça oldu. Burada 6. Yine 6'ya 3. Aralarındaki kat 2 olduğu için bu da doğrudur. Karton parçalardan birisi 34 santimetre uzunluğunda olacak şekilde kesilmelidir demiş arkadaşlar. Kaç tane karton var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 54 santimetre. 54'ten 34'ü çıkardığım zaman 34'e 20 olacak arkadaşlar. Aralarında iki kat olmadığı için bu olmaz. Karton parçalardan birisi 18 santimetre uzunluğunda olacak şekilde kesilmelidir. 18'i 6'ya bölüyorum. Yani 3 parçaya 6 parça olarak kesilmelidir diyor. Evet, 2 katı olduğu için bu da doğru oldu arkadaşlar. Kaç tanesi doğru? 3 tanesi doğru. B şıkkımı işaretledim. Bir yüzü sarı, diğer yüzü yeşil olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt. Şekil 1'deki gibi kenarlara paralel olacak şekilde belirtilen noktalar arası kesikli çizgiler boyunca kesiliyor. Daha sonra şekil 2'de K noktası L noktasıyla M noktası da N noktası ile çakışacak şekilde katlama işlemi yapılıyor. Buna göre katlama işleminden sonra şekil 2'deki kağıdın görünen yüzünün alanı şekil 1'deki kağıdın görünen yüzünün alanına göre kaç santimetre kare azalmıştır diyor. Burası 10 santimetre. 50'den 10'u çıkarıyorum. Burayı arkadaşlar 40 santimetre olarak buldum. Tam ortadan katlandığı için burası 20 santimetredir. Şöyle yapalım. Burası da 20 santimetre olarak geldi. Burası 8 santimetreydi, yazalım. Şimdi buraya geldim. 50'den 30'u çıkarıyorum. 20. Bakın burası 20. 20'yi arkadaşlar 2'ye bölüyorum. Burası 10 santimetre. Burası 10 santimetre. Burası da 12 santimetredir. Şimdi ilk önce burası A bölgesi olsun. Burası B bölgesi olsun. İlk önce A'nın alanını bulacağım. Kısa kenar çarpı uzun kenar. A'nın alanı 160 santimetre kare. B'ye geliyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar 120 santimetre kare olarak geldi. 160 ile 120'yi topluyorum. Ve alanın 280 santimetre kare azaldığını buldum. Dikdörtgen şeklindeki bir pencere camı stor perde ile görsel 1'deki gibi kapatıldığında camın görünen kısmının kısa kenarı 20 santimetre ve alanı 1200 santimetre kare oluyor. Görsel 2'de ise camın görünen kısmının alanı 4800 santimetre kare olacak şekilde stor perde yukarı çekiliyor. Buna göre iki görseldeki stor perdelerin alt kenarları arasındaki uzunluk farkı kaç santimetredir diye sormuş. Alanın 1200 santimetre kare olabilmesi için 1200'ü 20'ye bölüyorum ve uzun kenarımı 600, pardon, 60 santimetre olarak buldum. Burası 60 santimetre. Görsel 2'deki buranın alanını 4800 demiş. 4800'ü 60'a bölüyorum ve burası bana 80 santimetre olarak geldi. Burayı istedi. 80'den 20'yi çıkardım. Soru işareti ile gösterilen yerin uzunluğu bana 60 santimetre olarak geldi. C şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.